Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Fetih Suresi 27-29. Ayetler arasında değerlendireceğiz. Allah-u Teala bize burada şöyle bildiriyor. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ Andolsun ki Allah peygamberine gösterdiği rüyayı sadık kıldı. Yani Hudeybiye barışından önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında şöyle görmüştü. Mekke'ye gidiyorlar, Kabe'yi tavaf ediyorlar. Bunun üzerine 1400 sahabe ile umre niyetiyle Mekke'ye doğru gidildi. Ama müşrikler engel oldular. Neticede barış imzalandı, dönüldü. Ama doğrudan doğruya bir umre de gerçekleşmedi. Bununla alakalı işte barış imzalanmasından sonra Hazreti Ömer hayli heyecanlı ve peygamberimize ya Resulallah siz Mekke'ye gireceğiz demediniz mi? Kabe'yi tavaf edeceğiz, kurbanlıklarımızı keseceğiz demediniz mi? Peygamberimiz evet dedim diyor. Peki ya Resulallah sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet Allah'ın Resulüyüm. Öyleyse ya Resulallah bu neden olmadı, neden girmedik? Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor. Ya Ömer diyor ben size bu sene gireceğiz, bu seferimizde gireceğiz dedim mi? Hazreti Ömer hayır diyor öyle demediniz. Bunun üzerine ya Ömer Mekke'ye gireceğiz ve o rüya aynen çıkacak buyuruyor. Ve neticede diğer yıl Mekke'ye gidiliyor. Umre yapılıyor. Devamındaki yılda ise bir yıl peşindeki bir yıl sonrasında ise Müslümanlar Mekke'yi tamamen fethediyorlar. Ve Mekke o zamandan bu zamana Müslümanların elinde oluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala Resulüne göstermiş olduğu rüyayı doğru kıldı. Sadık bir rüya kıldı. Zaten peygamberlerin rüyası vahidir. Dolayısıyla normal diğer insanların gördüğü rüya bağlayıcı bir hüküm getirmez. Bazen doğru bazen yanlış çıkar. Ama peygambere gösterilen rüya doğru bir rüyadır. Sadık bir rüyadır. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ İnşallah siz Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Burada tabi Allah-u Teala zaten gireceklerini biliyor da inşallah denilmesi, Allah'ın dilemesiyle denilmesi aynı zamanda bir adab gösteriyor. Yani geleceğe yönelik şeylerde inşallah demek gerekir. Öte yandan fert olarak bu bir yıl zarfında ve iki yıl zarfında bir kısmı vefat edebilir. Böyle olunca fert olarak her biri tek tek girmeyebilir. Ama Müslümanlar Mekke'ye girecektir. Bu açıdan inşallah diye işin bir istisnai yönüne, Allah'ın dilemesi tarzında bir ölçüye burada yer veriliyor. Eminine, emin bir şekilde muhallikine ruusakum saçlarınızı tıraş etmiş olarak ve mugassirin kısaltmış olarak, yani saçlarınızı ya kazıtarak veya kısaltarak o şekilde gireceksiniz. Malum hac ve umre için gidildiğinde saçı kısaltmak da bunun adaplarındandır, sünnetlerindendir. La tahafun, hiçbir şeyden korkmadan, yani acaba saldırırlar mı, şöyle mi olur böyle mi olur demeden bir korku duymaksızın Mescid-i Haram'a gideceksiniz, Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Fe'alime ma lem te'alemu, Allah sizin bilmediğinizi bildi. Fecale min duni zalike fethan garibe, bundan öncesinde yakın bir fetih, Hayber'in fethi gibi bir fetih nasip etti. Yani Kabe'nin fethinden önce, Mekke'nin fethinden önce Hayber'in fethini nasip etti. Veya doğrudan doğruya buradaki fethi Hudeybiye'nin kendisi olarak da değerlendirmek mümkün. Hudeybiye'yi bir zafer kıldı. Görünüşte aleyhinize ama gerçekte lehinize olan bir zafer kıldı, bir fetih kıldı. Çünkü Hudeybiye ile gönüllerin kapalı olan kilitleri açıldı ve aşıldı ve pek çok kimse Mekke'nin fethine kadar ki o iki yıl zaman içerisinde İslamiyet'e girdiler. İslamiyet'in ne kadar güzel esaslar getirdiğini, İslam toplumunun ne kadar mükemmel olduğunu barış ortamında gördüler.
Huvellezî, o Allah ki ersele rasûlehu bil huda, peygamberini hidayetle gönderdi ve dinil hak ve hak dinle gönderdi. Li yuzhirahu ale'd-dini kullihi, onun dinini bütün dinlere galip kılmak için. Bu sadece Mekke'nin fethine haber vermek değil, İslam'ın tarih boyu galebesini haber vermektir. Ve Allah peygamberini hak dinle, hidayetle hak dinle göndermiştir. Bunun sonucu olarak bu din, İslam dini bütün dinlere galip gelecektir. Peki gelmiş midir? Aradan 14 asır geçti. Şu anda bu ayeti daha iyi değerlendirebilecek durumdayız. Şu anda dünya nüfusunun 1/4, 1/5 Müslümandır. Ve dünya coğrafyasının 1/4, 1/5 Müslümanların elindedir. Ve bugün İslamiyet dünyada en hızlı yayılan bir din durumundadır. Hatta 20. yüzyıl İslami devletlerin çok da güçlü olmadığı bir dönemdir. Osmanlı 20. yüzyılda yıkılmıştır. Diğer İslam devletleri genelde sömürge durumuna düşmüştür. Ama İslam'ın kendisi o dönemde de galibiyetine devam etmiştir. Mesela 20. yüzyıl Afrika'nın İslami yönden çok geliştiği bir dönem olmuştur. Oradaki insanlar hem bir yandan hürriyetlerine kavuşmuşlar, hem de diğer yandan İslamiyet'i tercih etmişlerdir. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا, şahit olarak buna Allah yeter. Yani bu çok büyük bir dava. Daha Peygamberimiz Mekke'yi fethetmemişken, hem Mekke'nin fethedileceğini hem de diğer fetihleri bu şekilde haber vermek herkesi şöyle bir afallatan bir durum. Yani olur mu bunlar? Çünkü o dönemde Peygamberimiz daha kendi kavmine bile galip gelmemiş. Öyle ki Mekkelilerle Hudeybiye barışını imzalamaya bir nevi mecbur olmuş. Böyle bir durumda Allah bu dini bütün dinlere galip kılacak, bunu haber vermek gerçekten çok ciddi bir durum ve herkesi şöyle bir silkeleyen bir durum. Buna büyük bir şahit de ister. Nereden bileceğiz bunun böyle olduğunu? Allah-u Teala şöyle bildiriyor: وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا, şahit olarak Allah yeter. Allah bunu haber vermişse bu böyle olacaktır. Peki olmuş mudur? Olmuştur ve olmaya da devam etmiştir, etmektedir. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir. Bu Hudeybiye barışının imzalanmasından sonra Müslümanların yaşamış olduğu bir şok haliyle de alakalı olarak değerlendirilebilir. Çünkü onlar 1400 sahabi Mekke'ye gireceklerini, Kabe'yi tavaf edeceklerini bekliyorlardı. Bu gerçekleşmeyince hayal kırıklığı yaşadılar. Hatta Hazreti Ömer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a "Ya Resulallah, sen Allah'ın elçisi değil misin?" bu ifadeyi de kullandı. Ve ömür boyu bunun mahcubiyetini de kendisi hissettiğini sonradan söylemiştir. İşte ayet-i kerime oralara da işaret edecek şekilde Muhammed Allah'ın elçisidir. Muhammed Allah'ın elçisi olunca Allah da göklerin ve yerin hükümranı, maliki, göklerin ve yerin orduları onun, elbette elçisini galip kılacaktır. Onun dinini diğer bütün dinlere galip hale getirecektir. وَالَّذ۪ينَ مَاهُ اَشِدَّا عَلَى الْكُفَّرِ, onunla beraber olanlar, yanında beraber oldukları kimseler kafirlere karşı şiddetlidirler. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, kendi aralarında merhametlidirler. تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَوُنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرْضُوَانًا, sen onları rükû eden, secde eden, Allah'ın lütfu ve rızasını talep eden kimseler olarak görürsün. Değerli izleyenlerim, ta Hasan-ı Basri döneminden bu zamana bu ayet-i kerimenin bir yorumu olarak dört halifeye ayet-i kerimede işaretle bulunmaktadır. Bu manaya eskiden beri dikkat çekilmiştir. وَالَّذ۪ينَ مَاهُ, onunla beraber olanlar ifadesi, başta en fazla onunla beraber olan, hicrette de yanında bulunan Ebu Bekir Sıddık'a işaret ediyor. اَشِدَّا عَلَى الْكُفَّارِ, kafirlere karşı şedittirler. Hazreti Ömer gibi
celalli ve kafirlere karşı gerçekten çok şiddet olan zata işaret ediyor. Ruhamâ'u beynehum, kendi aralarında merhametlidirler. Şefkat ve merhamette çok mümtaz olan, hatta kendisini öldürmek için gelenleri durdurabilecek askeri kuvveti olduğu halde kan akmasın diye buna bile tevessül etmeyen Hazreti Osman'a işaret ediyor. Sen onları rükû eden, secde eden, Allah'ın lütfunu rızasını arayan kimseler olarak görürsün. Bu kısım da ibadette, takvada gerçekten çok ileri olan Hazreti Ali'ye işaret ediyor. Tabi bu ayetin doğrudan sarih manası değil. Ayetin açık manası sahabenin vasıflarıdır. Onlar peygamberle beraberdir. Kafirlere karşı şedittir. Kendi aralarında merhametlidirler. Ve rükû, secde halinde ibadetlerini yaparlar. Allah'ın lütfunu, rızasını talep ederler. Bu anlamda sahabenin genel vasfıdır. Ama bu genel vasıf içerisinde müstetbaat-ı terakip denilen edebi bazı sırlar ile dört halifeye de işareti söz konusudur. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud, onların yüzlerinde secde eseri vardır. Secde alameti vardır. Bu imandan, İslam'dan ve iç dünyalarındaki güzel ahlaktan gelen bir özellik. Bunu günümüzde de kamil müminlerde görmek mümkündür. Alnı secdeye gelen kimselerde alınlarında bir nuraniyet meydana gelir. Doğrudan bu maddi bir nur olmasa bile siz baktığınız zaman orada adeta manevi bir nuru müşahede edersiniz, gözlersiniz. Dini noktada hassas olan, ibadetini düzgün yapmaya çalışan kimselerde bu kendini gösterir. İşte sahabeler ibadetlerine o kadar düşkün kimseler. Dolayısıyla peygamberle beraber olmak, onun kutsi kuvvetinden, velayetinden, nübüvvetinden istifade etmek, onun sohbetiyle pişmek, kavrulmak, bir kıvam kazanmak, bu gibi durumlar sahabede olduğundan simalarına da bu yansıyor ve onlara bakıldığı zaman hemen böyle fark ediliyor. Bunlar sıradan insanlar değil, bunlar gerçekten abid insanlar, zahit insanlar. Bu manada gören kimselerde bir kanaat meydana geliyor. ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ, bu onların Tevrat'taki halidir. Tevrat onları böyle bir özellikle anlatmaktadır. وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ, İncil'de sahabenin anlatılması ise şöyledir. كَزَّرْءٍ اَخْرَجَ شَطْأَهُ, bir buğday tohumu gibi işte şöyle kabuğundan çıkıyor. فَاَذَرَهُ, ve kuvvetleniyor. فَاسْتَعْلَزَ, gittikçe kalınlaşıyor. فَاسْتَوَى عَلَى سُوْغِهِ, ve kökü üzerinde, gövdesi üzerinde daha böyle duracak duruma geliyor. يُوْجِبُ الزُّرَّى, ve ekincilerin de bu hoşuna gidiyor. Yani burada başka bir temsil veriliyor. Bu da sahabelerle alakalı İncil'de verilen bir temsil. Onlar başlangıçta işte bir tohum gibi, ama tohum toprağa düşmüş ve oradan başını çıkarmış, toprağın üzerine çıkmış, sümbüllenmiş ve gövdesi üzerine doğruluyor, gittikçe kalınlaşıyor. İkinciler onlara böyle baktığı zaman hoşlarına gidiyor. Yani güzel bir yetişmeleri var. O hal ikincilerin hoşuna gidiyor. Sahabeler de bunun gibi. Başlangıçta sayıları az, kuvvetsiz, ama gittikçe serpiliyorlar, gittikçe kuvvetleniyorlar. Peygamber ve etrafında yer alan kimseler, bunlar gerçekten bir kıvam buluyor ve bu manada bir güçlenme kendini gösteriyor. لِيَغِيْزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, ve bu kafirlerin de gayzını celbediyor. Ve yani kafirleri öfkelendiren bir durum. Çünkü Müslümanların gittikçe kuvvetlenmesi kafirleri rahatsız etmekte ve bundan dolayı onlar öfkeyle dopdolu hale gelmekteler. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ, Allah onlardan iman eden, salih amel işleyenlere vaatte bulundu. مَغْفِرَةً, bir mağfiret, ve ecran azime,
ve çok büyük bir mükafatı Allah onlara vaat etti. Burada Allah-u Teala sahabelerle alakalı en sonunda bir mağfirette, mağfiret vaadinde bulunuyor ve büyük bir mükafat vaadinde bulunuyor. Burada mağfiretin ayrıca zikredilmesi gerçekten düşünmeye değer bir durumdur. Burada şöyle bir incelik söz konusu. Sahabeler bu kadar artı özellikleriyle methedildikten sonra, sayıldıktan sonra, onlar şöyledir, onlar böyledir, epey methedildikten sonra elbette bunun peşinde sadece mükafat ciheti hatıra gelir. Onlara çok büyük bir mükafat verileceği hatıra gelir. Bu var, ayette var. Ama mükafattan önce bir mağfiretin söz konusu olması, mağfiret onlarda bir takım kusurların da meydana gelmesine işaret ediyor. Demek ki sahabe arasında da bir takım kusurlar olacak. O kadar İslam'a hizmetleriyle beraber bu kusurlarından dolayı onlar için en büyük bir ihsan-ı ilahi affedilmeleri olacak. Ve gerçekten Hazreti Ali döneminde meydana gelen Cemel Vakası, Sıffin Savaşı, bu gibi dahili olaylarda sahabeler kendi aralarında dahili fitneler yaşıyorlar. Hatta bu savaşa bile dönüşüyor. Epey kimse hayatını bu olaylarda kaybediyor. Böyle olunca İslam'ın temelinde yer alan ve peygamberlerden sonra da en üst makamda bulunan bu kimseler arasında mühim kusurlarda meydana geliyor. Ve onlar açısından en büyük bir ihsan-ı ilahi mükafattan ziyade kendilerinin bağışlanması olacak. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim burada mağfiret kelimesini önce zikrediyor. Evet, Allah onları bağışlayacaktır, bağışlamıştır, vaat etmektedir bunu ve çok büyük bir mükafatı da onlara vaat etmektedir. Ve onlar bu hatalarıyla beraber demek Allah'ın mağfiretine mazhar oldular ve o büyük mükafata da nail olacaklar. Demek ki sahabe hatadan uzak değil. Yani şunu belki bilmemizde fayda var. Peygamberler dışında hiçbir insan kusurlardan tümüyle arınmış ve korunmuş değildir. Hatta peygamberlerin bile kendilerine bırakılan meselelerde içtihatları söz konusudur. Ve bu içtihatlarında yanılabilirler, tam isabet edemeyebilirler. Ve yanılma durumunda bizden farkları taraf ilahiden vahiy gelir ve böylece onların bu yanlış kanaatı düzeltilir. Bunun bir takım örnekleri Kur'an-ı Kerim'de de bulunmaktadır. Mesela Tevbe suresinde Tebuk Seferi ile alakalı ayetlerde bir takım münafıkların yalandan bahanelerle peygamberimize gelip de bize izin ver demeleri nazara veriliyor ve peygamberimiz de onlara izin vermiş. Allah-u Teala peygamberimize uyarıda bulunuyor. Afallahu anke, Allah seni affetsin, lime ezinte lehum, onlara neden izin verdin? Demek ki izin vermemesi daha uygun olurdu. Taraf ilahiden bu hatırlatılıyor. İşte peygamberler için böyle bir garanti var. Yani yaptıkları içtihatta yanılırlarsa vahiy gelir, vahiy ile düzeltilir. Ama peygamber dışındaki insanlarda böyle bir garanti yoktur. Dolayısıyla onların eksikleri, hataları söz konusu olabilir ve olmaktadır. Bu durumda onlar için de bir mağfiret, dinde samimi olan, dine hizmeti olan bu kimselere taraf ilahiden bir mağfiret vaadi yapılmıştır. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeyle alakalı şu sözünü hatırlamamızda belki fayda var. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Ashabi kennücum, benim ashabım yıldızlar gibidir. Bi eyyihim iktedeytüm ihtedeytüm, hangisine uysanız hidayete erersiniz. Bu durumda sahabenin bizim için rehber olması her hali için değildir. Gerçekten temel İslami ölçülere uygunluğu ölçüsünde onlara uymak söz konusudur. Yoksa diyelim Tebük seferinde seferden geri kalmış olan sahabe seferden geri kalmada bize ölçü olamaz. Peki hangi noktada ölçü olur? Şayet biz de seferden geri kalmışsak onlar gibi üzülmek, gözyaşı dökmek ve
neticede Allah'ın mağfiretine mazhar olmak o noktada ölçü olur. Bu ölçüler çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Böylece bir sureyi daha bitirmiş olduk. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in nurlarına ve sırlarına hepimizi mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.